Ceyda Düvenci'nin açıklamaları oldu. Onları gördünüz mü? Vallahi görmedim. Erkek çalışanlar, kadın çalışanlar için onlara özel günlerinde destek olabilmek için çekmecelerinde kadın pedi bulundurmalılar diye bir açıklaması oldu. Katılıyor musunuz? Bak şimdi anlamadım ha. Erkek çalışanlar hijyenik ped bulundurmalılar diye bir açıklaması oldu. Hadi canım. Onu o şekil mi söyledi ama bak şimdi öyle dersen ha. İzletebilirim. Ha yok yani şöyle. Yani şunu demek istemiştir Ceyda. Hani kadınlara da birazcık eğer o aynı çalışma ortamında olunursa hani onlara da bir ilgi gösterilsin sembolik olarak hani pet olayını söylediğini düşünüyorum. Yoksa erkekler o incelikte hiçbir zaman olmadılar ki. Hani Ceyda da şaşırmış yani kızcağız. Kadınlar erkeklerin özel günleri için yanlarında ne bulundurmalı? Hani onu Ceyda Düvenci'ye soralım diyorum. Ya o öyle demek istememiştir. Yani hani herkes birbirini umursasın bölümünden girmiştir diye düşünüyorum. Erkeklerin kafa hiçbir zaman o küçük ayrıntı şeyleri basmadı bu zamana kadar. Bu çok özel, kadına has bir şey çünkü. Ne yani. Zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz? Ay canım benim. Ben yaşlanmıyorum. 27'de durdum. Ya önemli olan enerjimizi kaybetmeyelim arkadaşlar. Vallahi öyle. Bu şehir, bu sistem ve hani bu düzen, bütün o içinde bulunduğumuz hani gündem de olmak üzere bizim gerçekten hani moralimizi aşağı çekmek üzere programlanmış vaziyette. E ne yapacağız o zaman biz kendimizi yukarıda tutabilmek için enerjimizi? Bizi aşağı çekmeyen insanlarla görüşeceğiz. Gerçekten samimi hissettiğimiz böyle ortamlarda var olacağız. Kendimizi koruyacağız yani. E şimdi ben bu kadar senedir bu ortamdayım. Gerçekten hani onu korumayı başarmış nadir insanlardan biriyim. Çok girmiyorum. Çok da çıkmıyorum. Böyle ara dere hani kendi sistemimde ilerliyorum yani. Daha sonra anneler günü geliyor. Evet. Ya siz de bir annesiniz. Ya bu anneler günü nasıl geçsin? Vallahi benim bir annem var zaten ya. Hani bir de öyle bakalım. Baba görmemişiz. Bir anneciğimizle büyümüşüz. Çekirdek aile. Hani annem kardeşim. E şimdi ben de anne oldum. Annelik çok güzel bir şey ve benim annemle kurduğum ilişki de öyle. Çok arkadaşız biz. Hani böyle çok gerçekten hani üzüldüğüm zaman onunla paylaşmayı seviyorum. O benim için çok kıymetli. E şimdi Leon'la olan ilişkimde de öyle de bir bölüm var. Bence güzel bir anneler günü olsun herkes için. Bütün anneler için. Geçenlerde metroda biri karşıma çıktı. Böyle 5 yaşındaki çocuğu bebek arabasına koymuş. Çocuk böyle bir şey sormak istedi babasına. Emziği aldı böyle suratına yapıştırdı. Ben de böyle onun suratına yapıştırmak istedim aslında ama sonra dedim ki yani burada olay olacak bilmem ne olacak. Hani bir tane çocuğu zaten kurtaramayacaksın. Kaç tane çocuğu kurtarabilirsin dedim. Yani gözlerim doluyor benim yani bu tip vahşetlere. Herkes de anne baba olmak zorunda değil ayrıca yani. Nasıl eğer öfkenizi kontrol edemiyorsanız olmayın abicim, olmayın yani. Nasıl çocuk bir dövmek ne demek ya? Hani siz dayak yediniz diye o çocuğu duvara çarpmak ne demek yani? Böyle bir vahşet. Ben bu dünyada iyilerin ve kötülerin aynı anda yaşadığını düşünüyorum. Hani nasıl pil artıyla eksiyle çalışıyor? Bizim sistemimiz de öyle çalışıyor. Hani eksi de lazım, artı da lazım. Ama bu eksileri işte benim artık tahammülüm kalmadı yani. İnşallah hani ben bir daha görmeyeyim yani öyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Hadi. Beni kırmadınız. Rica ederim. Ne demek. Görüşmek üzere. İyi günler. Tamam.